Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, herkese selamlar, merhabalar. Umarım sağlık ve sıhhatlesinizdir. Herkese kolaylıklar diliyorum ve videoma geçiyorum. Son zamanlarda sosyal medya, özellikle Instagram algoritmasına yönelik biraz çalışmalar yaptım. Okudum, araştırdım, kendimi geliştirdim falan. Sonrasında son böyle bir 10-15 Reels videolarım, özellikle birkaç tanesi patlama yaptı. Bu zamana kadar çok hem YouTube'da hem Instagram'da çok video çektim. Eğitim videoları çektim, antrenman videoları çektim, motivasyon videoları çektim. Beslenme ile alakalı birçok bilgi verdim. Onlarla alakalı tarif videoları çektim, beslenme ile alakalı bilgilendirmeler çektim falan. Oturdum, sporu anlattım, beslenmeyi anlattım, izah ettim, anaboliklerden bahsettim, saplementlerden bahsettim, yararlarından, zararlarından bahsettim, antrenman tekniklerinden, antrenman sistemlerinden bahsettim, kas gelişiminden bahsettim, spor branşlarını anlattım, vücut geliştirmeyi anlattım, birçok video çektim. Gayet böyle güzel izah ettim, konuştum, anlattım. Ya bunların hepsi çöpmüş. Birkaç tane böyle 10 saniyelik, 15 saniyelik videolar yaptım. Biz bu sefer dedim ki biraz dedim mizah katayım. Hani biliyorsunuz Müjdat Gezen mezunuyum, oyuncuyum aynı zamanda. Biraz dedim oyunculuğumu kullanayım, biraz mizah katayım. Bu sırada bazı programların prosunu aldım. Editlemede, montajlamada, prodüksiyonda, işte müzik koymada, efektler yapmada, şunda bunda kendimi geliştirdim falan. Yeni böyle mizah katarak, böyle içimden geldi, doğallık katarak falan birkaç video çektim. Bu videolarımın amacı kesinlikle, yani şimdi ben aslında bunu bu söylediklerimi hikaye olarak atacaktım Instagram'da böyle, ama dedim çok uzun olur. En iyisi YouTube'a video çekeyim. Hem de bunu Instagram'da hikayeme koyarım, bağlantı koyarım. Buradan videoma giderler, beni uzun uzun dinler insanlar. Buradan da YouTube'dan da aynı zamanda takipçilerimin beni dinlemesini istedim. Arkadaşlar, yemin ediyorum size, yani hani beni tanıyanlar, beni sevenler, benim kalbimi, ruhumu, gönlümü, vicdanımı bilenler o kadar güzel yorumlar yapmış ki bu videolara ve tebessüm etmişler, gülmüşler, geçmişler falan, biliyorlar beni çünkü bu videoları neden çektiğimi. Vücudumu göstermek gibi. İşte kendimi bir insanlara hava atmak gibi, kendimi ön plana atmak gibi falan, benim hiçbir zaman bunlara ihtiyacım olmadı. Burada önemli olan bu kadar eğitim, öğretim videolarımın yanında biraz da mizah katarak insanların dikkatini böyle çekmek istedim spora karşı. Çünkü benim sayfam bir sporcu sayfası. O sayfanın ne kadar takipçisi olursa, ne kadar etkileşim alırsa, Instagram algoritması görüp bunu keşfetine düşürüp ne kadar ön plana çıkarırsa, bu sporcu sayfası o kadar ön plana taşınır. Ben de sporu, sağlıklı beslenmeyi, sağlığı, sporun faydalarını falan çok daha iyi anlatırım, anlatabilirim diye bu şekilde içerisine mizah katarak videolar çektim. Şimdi tabii beni tanımayan, videonun içeriğini, benim verdiğim mesajı anlamayan, ben bu videolarımda farkındalık yaratmaya çalıştım aynı zamanda. Bunları anlamayan insanlar ve o kadar nazikçe cevaplar verdim ki, bakın inanın yüzlerce yorum geldi. 500 bin, 600 bine giden izlenmesi olan videolar var. Video var. Diğer videolarda 20 bin, 30 bin, 60 bin, 70 bine giden videolar var. Bu videolarla alakalı o kadar böyle ilginç, enteresan yorumlar geliyor ki. Yani bazıları şunu yazmışlar mesela, demişler ki işte senin anan bacın yok mu? Kendini göstermeye mi çalışıyorsun? Senin ananın bacının karşısında böyle hareketler yapsalar hoşuna gider mi? Şimdi sevgili arkadaşlar, birincisi burası Kuşadası. Bir de şöyle videolar gelmiş işte, donla antrenman yapıyorsun sokak ortasında, ayıp değil mi? Öyle dolaşılır mı bilmem ne. Şimdi arkadaşlar, burası Kuşadası. Burada plajlarda insanların bazıları çıplak güneşleniyorlar. Yollarda bikiniyle, slip mayoyla yürüyorlar. Erkekler slip mayo giyen erkekler var. Bikiniyle kadınlar yollarda geziniyorlar.
Ben orada shortla, mesela bir videom var Instagram'a gidip bakabilirsin ya da YouTube shortlarımda var. İşte bir kafile geliyor, ben antrenman yapıyorum. Bir kafile geliyor ve o kafilenin ilginç bir şekilde beni izlemeleri falan var videoda. Şimdi ben edepsizlik yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum, ahlaksızlık yapmıyorum, tehcirde bulunmuyorum. Kamuya açık bir alanda outdoor workout yapıyorum. Yani ne yapmışım orada? Jumping jack yapmışım, burpee yapmışım, işte push-up yapmışım, hoplamışım, zıplamışım, antrenman yapmışım. Bunu eşim çekmiş ve koymuş. Şimdi işin ilginç tarafı, Kuşadası'nda, tatil yerlerinde de böyle zaten. Herkes sokak ortasında alkol kullanıyor. Püfür püfür sigara içiyorlar. Uyuşturucu kullanımı el altından zaten aman Allah'ım yani. Hani bar kapılarında, disko kapılarında güvenlik arkadaşlarım var. İnsanların çantasından neler topluyor. Edepsizlik yapmıyorum, ahlaksızlık yapmıyorum. Hırlılık yapmıyorum, hırsızlık yapmıyorum. Hayvanların ya da insanların canlı yaşamına dokunacak, onlara zarar verecek bir şey yapmıyorum. Antrenman yapıyorum. Altımda Under Armour'un şortu var. Antrenman yapıyorum. İşte jumping jack, squat, şınav falan. Böyle şeyler. Yani bu kadar oradaki insanlara hop kardeşim yolun ortasında alkol mü kullanılır? Sen alkol sigara tüketiyorsun. Bak benim çoluğuma çocuğuma yanlış örnek oluyorsun. Ya da sokak ortasında bağırıyorsun, çağırıyorsun, kavga ediyorsun, hırsızlık yapıyorsun, bilmem ne. Kadınlara şiddet gösteriyorlar, insanlar umursamadan geçiyor. Siz bunları durdurun. Yani bana laf atacağınıza, bana laf söyleyeceğinize bunları durdurun. Bir tane başörtülü, eşarplı bir bacım yorum yapmış. Demiş ki, neyin peşindesin bu yaşta sarkık derinle ne yapmaya çalışıyorsun? Ya bu ayıptır ya. Bana yani şu andaki formumda 44 yaşındayım. Bir hafta sonra yarışacak formum var. Sarkık derili falan böyle yorumlar. Ya bunlar hep bilinçsizce yapılan yorumlar. Hani. Bunun farkındayım. Ama ayıp. Yani ilk etapta benim çektiğim videolarımın hangi amaca hizmet ettiğini, ne için farkındalık yaratmaya çalıştığımın altyapısına inip önce bir bunu analiz etmeniz lazım. Bir, ikincisi benim profilime girip ya da Google'a beni yazıp ismimi, adım, soyadım Oktay Yavuz Arslan diye yazıp bu adam kimdir? Bu zamana kadar neler yapmıştır? Kariyeri nasıldır? Bir araştırın, bir bakın. Ondan sonra dersiniz ki ya tamam bu adam bunu hani farkındalık yaratmak için mizah olsun diye, biraz komiklik olsun diye insanların yüzünde bir yandan da tebessüm ettirmeye çalıştım açıkçası. Böyle videolar çektim ve böyle olumsuz birçok mesaj aldım. İnanılmaz şaşırdım. Benim bu zamana kadar çektiğim o kadar sağlık videosu, antrenman videosu, motivasyon videosu, beslenmeyle alakalı verdiğim videolar, insanların yaşamlarına defalarca kez dokunmaya çalışmalarımın altında yorum yok. Teşekkür ederiz hocam. Çok faydalı oldu hocam. İşte bu bize motivasyon oldu. Hiçbir yorum yok. Ama bu videolara dünyanın yorumu gelmiş. Çok olumlu yorumlar var da ufak bir parçada bu olumsuz yorumlar olsa bile bunlar benim dikkatimi çekti. Bunlarla alakalı geniş bir video çekmek istedim. Eğer ki Instagram'a giderseniz orada short şey Reels videolarımda yorumlarda göreceksiniz. Bir diğeri. Ya şu tight mevzunu bir türlü anlayamadım ya. Yani delikanlı tayt mı giyer, sporcu tayt mı giyer, kalıbından, boyundan, posundan, yaşından utanmıyor musun? İşte sen karı mısın tayt giyiyorsun bilmem ne. Ya arkadaşlar 2024 yılındayız yani akıllı robotlar falan yapılıyor biliyor musunuz? Yani hani yapay zeka falan şu anda konuşuluyor falan. Yani atomu parçalamaya uğraşıyor insanlar. Siz neyin peşindesiniz ya? O zaman kardeşim güreşçilere de laf söyleyin. Ya da tayt giyen branşta milyonların karşısında taytla, mayoyla çıkan insanlara da laf söyleyin. Hani onlar da mı delikanlı değil? Yani bizim milli güreşçilerimiz mayoyla, taytla güreşiyorlar, antrenman yapıyorlar.
Ben tight'la antrenman yapınca mı problem oluyor? Beş vakit namazında insanlar, aile sahibi, düzgün, ahlaklı, edepli, milli sporcular tight'la maçlara çıkıyor, antrenmanlar yapıyorlar. Yani siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Arkadaşlar, ilk etapta herkes elini, iki elini, başını iki elin arasına koyacak, kendisine bakacak. Ben bu zamana kadar vatana, millete, Türk ulusuna, Türk gençliğine ne kattım? Kendime ne verdim? Background'ım ne, kariyerim ne? Benim. Benim ve benim gibi yaşam tarzı olan arkadaşlara dil uzatmak ya da laf söylemek cüretinde bulunuyorsunuz. İlk etapta bunu bir düşünün. Laf sokacağınız insana çok dikkat edin. Bir araştırın. Kimdir, neyin nesidir, neyin fesidir? Bir kariyerine bir bakın. Yazdığınız yorumlardan utanırsınız. Tamam? Utandırırız yani. Bedel ödemiş insanlarız. Yazdığınız yorumlardan utanırsınız. Biraz tebessüm ettirelim. Biraz yüzler güldürelim diye böyle videolar koyuyoruz ama yani delikanlılığımıza, kariyerimize, ailemize, temsil ettiğimiz kuruluşlara laf söyletmeyiz, laf getirtmeyiz yani, kusura bakmayın. Orada bir dur deriz yani. Daha neler neler de işte. Ben böyle bir video çekmek istedim. Kendimi biraz izah edip anlatmak istedim. Anlamayanlar da bu kadar izahatımın sonucunda umarım anlarlar arkadaşlar. İşte öyle yani, abesle iştigal biraz ama gerçekten de 2024 yılındayız. Sporun dünyada, Avrupa'da durumu ortada. Bilimin ortada. Bu kadar üst seviye uzaya çıkıyoruz, uzaya yolculuk yapıyoruz artık yani, hani yapay zekalar, yapay robotlar, işte bilim inanılmaz ilerlemiş durumda. Biz nelere takılıyoruz ya? Gerçekten de inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Lütfen cahil olmayalım. Birazcık okuyalım, araştıralım, kendimizi geliştirelim. İnsanlara biz de mizahi olarak olsun ya da kendi branşlarımıza, kendi yaptığımız işlerde üretip bir şeyler katmaya çalışalım. Bir şeyler katıp üretmeye çalışan insanların da önüne set vurmayalım. Destek olalım ki rol model olan, gençliğe hizmet eden hani insanların önünü kapamayalım arkadaşlar. Önünü açalım. Bu yüzden Türkiye ileri gitmiyor, size söyleyeyim, her branşta, her işte. Allah'a emanetsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Hoşça kalın.